Şimdi Panorama Park'tan yolundan sahile iniş. Arkadaşlar ben şimdi GY900'e çekiyorum. Normalde action kamera alacaktık. Ama biz çok action spor yapmadığımız için bir de bunu çok daha pratik buldum. Daha güzel gördüm. Tabii muhakkak bir GoPro veya bir Osmo ile özellikle kıyaslanmaz. Bazı eksikleri var. Ama bizim için yeterli olduğunu düşündüm. Kabı var. Suya dalıyoruz. Çıkıyoruz. Yani çok güzel. Su almıyor. Ben de şimdi yapıyorum bir yandan. Şimdi burası bu şekilde inerken sahile yaklaşıyorsunuz. Burada çok güzel kayalıklar var. Balık tutmak için. Buraya geldim. Şeyden kamp alanından buraya bir yol yapılmış. Ama ben buraları çok seviyorum. Şurada bir arkadaş dalıyor mesela. Yarın çok dalga olmazsa ben de dalma düşünüyorum. Sualtı çekimleri yapacağım. Şimdi buranın bir güzelliği hafta geldiğimizde madem buraya su girmiyordu. Burası kayalık boştu. Şu kısımlara. Şurası çocukların oynaması için gayet güzel bir yer. Su devamlı devir daim yaptığı için hani şey pis değil. Ama çocuklu aileler geldiklerinde çok rahat bir şekilde çok tertemiz suyu. Evet sıcak derin olmadığı için. Ben şurada terklerimi çıkartayım annem. Sen gelme tamam mı? Dur orada. Şöyle. Yani çocuklar için muhteşem bir yer. Sadece ayak bileklerime kadar yani geliyor. Tertemiz su. Su çünkü devamlı burada devir daim yapıyor. Hani dalgalar gelip gittiği için su burada beklemiyor. Şila, güzel kızım. Hadi. Sen gel bakayım buraya. Şu kısımda çok güzel balıklar var. Geçen sene dalmıştık. Ama burada deniz ayakkabısı giymek gerekiyor. Kayalık kısımda. Çünkü deniz kestaneleri var. Şöyle. Bir karşısı Kalem Adası. Onun karşısı Garip Adası. Akşam gün batımında güneş batarken şurada oturmak muhteşem keyifli oluyor. Anneciğim şöyle yaparsak yukarıda kafeyi görüyorsunuz. Tam şurada hanımın koyu var. Tekne var. Gözüküyorum bilmiyorum ama uzakta. Orada bir hanımın koyu var. Onun arkasında Fabi Beach'i var. Onun arkasında Halk Beach'i var. Yani burayı çocuklu aile şöyle tavsiye ediyorum. Çocuklar için çok rahat bir şekilde buraya gidip burada oynayabilirler. Buradaki aradan girdiğinizde orada da termal yer altından kaynayan su var. Ama biraz gidiyorsunuz Kalem Adası'nın karşısında. Orada da bir termal su var. Kaplıca tarzında. Yarın kanalı çekersek, kanal çekimlerinde oraya gidersek çekmeyi planlıyorum. Burası tekrar.